Gürcistan'ın Karadeniz sahilindeki liman kenti Batum, 43. Dünya Satranç Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı. Gezginlerin favori destinasyonu olan kent, aynı zamanda sık sık düzenlenen kültürel ve sportif etkinliklerle tanınıyor. 12 gün boyunca satrancın usta isimleri ve yeni yetenekler olimpiyat madalyası kazanabilmek için büyük mücadele verdi. 2015'te takım oyunlarında Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı kazanan Gürcü ekibinde yer alan satranç ustası Nino Batsiashvili için olimpiyatların kendi memleketinde düzenleniyor olması çok özel bir andı. Batum ilk kez bu kadar büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Turnuvalar harika dersler niteliğinde. Diğer oyuncuları izleyerek onlardan pek çok şey öğrenebiliyoruz. Elbette bir noktada bilgimizi yabancı oyuncularla paylaşıyoruz. Bir satranç oyuncusu her gün çalışmalı, antrenman yapmalı, yeni kombinasyonlar, yeni taktikler, yeni fikirler geliştirmeli. Kadınlarda Gürcistan takımı yarışmayı 3. sırada bitirerek bronz madalya kazandı. Çin ise hem açık satranç kategorisinde hem de kadınlarda altın madalyanın sahibi oldu. 43. Dünya Satranç Olimpiyatlarına 185 ülkeden 920 oyuncu katıldı. 1837 satranç karşılaşmasının düzenlendiği turnuvayı 4000'in üzerinde seyirci izledi. Bu salonda son derece sessiz olmalısınız. Cep telefonlarına izin verilmiyor. Ve kazananın kim olduğunu bilmek istiyorsanız sabretmeniz gerek. Bazı maçlar 6 saat sürebiliyor. Satranç, konsantrasyon, iyi bir strateji ve zihin açıklığı isteyen bir oyun. Batum'da düzenlenen satranç olimpiyat oyunları, The Encounter, Rastlaşma adlı belgesel filminin çekimlerine de dekor oldu. 1960'lardan 1980'lere dünya rekorları kıran efsanevi Sovyet kadın satranç ekibinin hikayesini konu alan belgesel kapsamında, ekibin 4 Gürcü üyesi yaklaşık 30 yıl sonra tekrar bir araya geldi. 5 kez dünya şampiyonu Nona Gaprindashvili de onlardan biriydi. Bilgisayar her şeyi değiştirdi. Ve bugünlerde seyirci bilgisayarın başına oturup maçları internet üzerinden izlemeyi tercih ediyor. Bilgisayar satranç salonlarındaki izleyicilerimizi çaldı. Geçmişte turnuvalarımız ve müsabakalarımız sinemalarda, tiyatro salonlarında canlı gösterilirdi. Salonlar dolup taşardı. Hatta sonuçları dışarıda bekleyenler bile olurdu. 43. Dünya Satranç Olimpiyatları, Karadeniz kıyısında gösterişli bir açılış seremonisiyle başladı. Gürcistan Milli Marşı'nı yöresel danslar ve sahne performansları izledi. Kapanış seremonisi Batum Devlet Müzikal Merkezi'nde düzenlendi. Yerel yetkililer, şehri yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Amacımız, Batum'u ve Acara bölgesini dört mevsim turistlerin ziyaret ettiği bir adrese dönüştürmek. Bunun için önemli yatırımlar yaptık, büyük efor sarf ettik. Turizm hizmetlerini geliştirmek için kayda değer altyapı çalışmaları yürüttük. Dünya Satranç Federasyonu içinse hedef, sadece uluslararası başarıya ulaşan etkinlikler düzenlemek değil, aynı zamanda dünya genelinde genç nesillere satranç sevgisi aşılamak. Dünya Satranç Federasyonu için ise hedef sadece uluslararası başarıya ulaşan etkinlikler düzenlemek değil, aynı zamanda dünya genelinde genç jenerasyonlara satranç sevgisini aşılamak. Kesin olan bir şey var. Batum halkı satrancı çok seviyor. Büyüğünden küçüğüne herkesin satranç oynadığı kentte bu oyun yerel kültürün bir parçası.